Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından mutlu akşamlar, ben Hülya Polat. Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurul çalışmaları New York'ta devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul kapsamında siyasetten kalkınmaya, çevreden ekonomiye kadar birçok konferansa da ev sahipliği yapıyor. Bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu da New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu da New York'ta gündemin en önemli konuları terörle mücadele, Suriye ve göçmen krizi. Şimdi New York'a bağlanıyoruz. Mehtap Çolak Yılmaz son gelişmeleri özetleyecek. Mehtap, söz sende. Evet, Obama-Putin görüşmesiyle başlayalım. Günün en önemli görüşmesiydi dün itibarıyla ve gündemin en önemli maddelerinden biri olan Suriye'de krizin nasıl aşılacağı, Suriye'nin geleceğinde Esad'ın olup olmayacağı gibi önemli başlıklar yer alıyordu. Ne çıktı peki bu önemli zirveden? Yaklaşık 1,5 saat sürdü bu önemli görüşme. Liderler bir konuda uzlaştılar. O da bir süreç, geçiş sürecinin olacağı konusunda. Ki zira bu konu üzerinde bile anlaşılamıyordu bugüne dek iki lider Putin ve Obama. Ancak bu sürecin Esad'ı içerip içermeyeceği konusunda fikir ayrılığı öne çıktı bu görüşme sonrasında. Amerikan kaynaklarından gelen açıklamaya göre Rus lider geçiş sürecinde Esad'ın da yer alması konusunda ısrar ediyor. Ve Amerika'nın da bu konudaki duruşu belli. Suriye'de karışıklığının devam etmesinin kaynağı olarak Esad'ı gösteriyor Amerikan yönetimi. Amerika aynı zamanda Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını IŞİD'e karşı da kullanmasını istedi bu görüşmede. Ve IŞİD'le mücadele eden koalisyona katılmasını da istedi Amerikan tarafı. Açıklama Amerikalı bir yetkiliden geldi ve Rusya askeri gücünü sadece IŞİD'le savaşmak için kullanırsa sorun olmaz. Ancak Esad'ın kendi halkıyla savaşında onu güçlendirmek için kullanıyorsa o zaman bunun olumsuz sonuçları olabilir dedi. Ve amaçları bizim açımızdan açık dedi. Amaçları IŞİD'in peşinden gitmek ve hükümeti desteklemek Rusya tarafının dedi Amerikan kaynakları. Putin bu görüşmede IŞİD'e karşı hava saldırılarına katılabileceklerini söyledi. Bu olumlu bir gelişme Amerikan tarafından. Karadan birlik göndermeyi ise şimdilik düşünmediklerini söyledi Rusya tarafı. Ve Putin'den gelen açıklama ne oldu bu noktada Moskova kaynaklarından? Teröristlerle IŞİD'le sahada savaşan mücadele edenleri desteklemek için gerçekte daha fazla ne yapacağımıza kafa yoruyoruz dedi Putin. Ve Obama da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Esad'dan uzak, yeni bir liderliğe yönelik kontrollü bir geçiş süreci olması gerektiğinden bahsetmişti. Ve o geçiş süreciyle ilgili de Esad'ı sert sözlerle eleştirmişti Obama. Ve bu görüşmenin iki önemli gündem maddesi vardı. Bir, Ukrayna'nın Kırım'ın ilhakı konusunda Obama'nın eleştirdiği Rusya lideri. Ancak öne çıkan ve en fazla konuşulan gündem maddesi kuşkusuz Suriye'nin ve Esad'ın geleceği oldu. Detaylar böyleydi. Evet, Başbakan Davutoğlu da New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Yoğun bir programı olan Davutoğlu kimlerle görüştü? Gündeminde hangi konular vardı Mehtap? Evet, Davutoğlu'nun ikili görüşme trafiği dün de bugün de devam etti. Ancak bugün çok önemli bir zirveye, bir oturuma da katıldı Davutoğlu. Amerikan Başkanı Obama'nın ev sahipliği yaptığı barışı koruma ile ilgili bir liderlik zirvesindeydi Davutoğlu bugün. Ve burada Başkan Obama'nın katılımıyla terörle ilgili konular ele alındı. Çünkü terör ırk, din, köken tanımaz demişti Ahmet Davutoğlu dün yaptığı açıklamada. İşte burada verdiği mesaj biraz değinecek olursak Ahmet Davutoğlu'nun, Türkiye'nin de DAEŞ, PKK, DHKPC ve diğer başka terör örgütleriyle çok ciddi meseleleri var. Bunlara karşı mücadele veriyor dedi. Bu mesajları verdi Ahmet Davutoğlu. Uzun zamandır terörle mücadele veriyoruz biz Türkiye olarak dedi. Özellikle DAEŞ ve PKK saldırılarının hala devam ettiğine dikkat çekti. Obama'nın da katıldığı bu önemli zirvede. Terörün dini olmaz dedi. Hiçbir terörün diğerinden farkı yok. Türkiye olarak bu mücadelede destek bekliyoruz uluslararası toplumdan dedi. Hiçbir çocuk terörist doğmaz dedi. Teknoloji terörü arttırıyor, kolayca yayılmalarını sağlıyor dedi. Teröre karşı uzun vadeli ve tüm tarafları da kapsayan bir mücadele
mücadele için çağrıda bulundu uluslararası topluma Ahmet Davutoğlu. Ve bugüne kadar Türkiye'ye 1000 kişinin Avrupa'dan girişinin engellendiğinin altını çizdi. Uluslararası bilgi paylaşımı gerektiğini vurguladı. Ve İslamofobi ve ırkçılıkla bu sorunla mücadele için ortadan kalkmalı bu iki başlıkta dedi. Yerel saatle 14'te Çipras'la görüşmesi var. Çipras'la görüşmesinde de mülteci krizi öne çıkıyor olacak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun. Ve ikili görüşme trafiği de sürecek. Akşam DEİK'in ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun ev sahipliğinde bir yatırımcı toplantısına katılacak. Burada iş adamlarına sesleniyor olacak. Ve yarın da dün de bahsettiğimiz önemli bir törene katılıyor olacak Türkiye. Filistin bayrağının ilk kez Birleşmiş Milletler'de göndere çekilmesiyle ilgili bir toplantı olacak. Bu da Davutoğlu'nun ikili görüşme trafiği bugün de yarın da bu şekilde sürüyor olacak. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu da New York'ta ikili temaslar yapıyor. Bakanın temasları hakkında da bilgi alalım Mehtap. Elbette pek çok mevkidaşıyla görüştü Feridun Sinirlioğlu. Hem Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı ikili görüşmelere katıldı. Hem de ayrıca başka dışişleri bakanlarıyla da görüştü. Bu görüşmelerden en önemlisi kuşkusuz Amerika'da Obama'nın iç güvenlik ve terörle mücadeleden sorumlu danışmanı Lisa Monaco oldu. Lisa Monaco ile ne görüştü Feridun Sinirlioğlu? Amerikan kaynaklarından gelen açıklamayı verecek olursak IŞİD'le mücadele koalisyonunun ilerleyişi ele alındı ve bu noktada Lisa Monaco Türkiye'ye teşekkür etti. İncirlik ve diğer üslerin açılmasından dolayı, Türkiye'ye bugüne kadar yaptığı işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Ve iki etkili görüşmelerinde Suriye'de görüşmeler yoluyla çözüme ulaşılması konusundaki baskıların sürdürülmesi gerektiği konusunda uzlaştılar. Ve Monaco ve Sinirlioğlu sınır güvenliği, yabancı savaşçıların geçişinin önlenmesi konusunda da Türk-Amerikan işbirliğini daha da genişletme yollarının arandığı konusunda da uzlaştılar. Hemen hatırlatalım, Ahmet Davutoğlu'na bu gezisi sırasında sadece Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu değil, aynı zamanda MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor. Önemli toplantılara o da katılıyor. O da görüşmelere katılıyor olacak bundan sonra. Bugün ve yarın devam eden görüşmelerinde Ahmet Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler binasının önünde hava, durum, ikili görüşme trafiği böyleydi. Söz tekrar sizde. Evet, teşekkürler Mehtap Çolak Yılmaz. Başbakan Davutoğlu genel kurul konuşmasını senin de söylediğin gibi yarın yapacak. Konuşmanın ayrıntılarını da Mehtap Çolak Yılmaz'dan alacağız. Ve bu hafta her gün New York'tan bağlantılarımız olacak. Bizden ayrılmayın. Dünya liderleri genel kurulda konuşurken birkaç sokak ötede protestolar sürüyor. Çeşitli gruplar Rusya, İran, Mısır liderlerine protesto ediyor. Kameralarımız şimdi New York sokaklarında. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani genel kurulda konuşmasını sürdürürken dışarıda kalabalık bir grup protesto gösterisi yaptı. Geçmişi unutmayacağız ama geçmişte yaşamak da istemiyoruz. Ancak Dilaram Ahmedi, İran'ın hala geçmişte yaşadığını söylüyor. Birleşmiş Milletler ülkelerin bir araya gelip geleceği konuştuğu, gençler ve çocuklar için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalıştıkları bir alan. Ancak Hasan Ruhani ve İran rejimine konuşacak bir platform verilmesi yanlış. Protestocu grup geri geri yürüyerek İran nükleer anlaşmasını protesto ediyor. Göstericilere göre Batı İran'a boyun eğdi. İran insanları infaz ediyor ve anlaşmaları uygulamıyor. Ukraynalılar da Rusya'nın ülkelerini işgalini ve Rusya lideri Putin'i protesto ediyor. Don't kill our children. Çocuklarımızı öldürmeyin, ülkemizden çıkın. Putin, Rusya'ya geri dön ve Ukrayna'daki savaşa son ver. Mısırlılar da kendi aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi nedeniyle atışıyor. This man robbed Egypt. Bu adam 2 sene önce askeri darbeyle Mısır'da gücü ele geçirdi ve Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmadı. We need that kind of power right now. Bizim orduya ihtiyacımız var. Mısır'ı istikrara kavuşturmak için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Protestocu gruplar Birleşmiş Milletler'in programını değiştiremeyeceklerini biliyorlar. Tek istedikleri seslerinin duyulması. Bazıları ise sükunet içinde seslerini duyurmak istiyor. Falun Gong, Çin hükümetini meditasyonla protesto ediyor. Birçok kişi için Birleşmiş Milletler binasının bir sokak ötesinde bulunmak, kendi siyasi liderlerine en yakın olabilecekleri nokta. Ama tek umutları seslerinin binanın içindeki liderlerinki kadar duyulması.
Eda Dikmen, Amerika'nın Sesi, Washington. New York'tan Washington'a dönüyoruz. Yeni bir bütçe krizi önlenebilecek mi? Bugün Kongre için karar günü. Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'ın istifa etmesi, federal hükümetin kapanmasını önlemek amacıyla yarın gece yarısına kadar geçici bütçe üzerinde anlaşma sağlanması için Kongre üzerindeki baskıları arttırdı. Senato'nun bugün geçici bütçe tasarısını onaylayarak Temsilciler Meclisi'ne göndermesi bekleniyor. Bu olursa bütçe krizi Aralık ayına kadar önlenmiş, federal hükümet kapanmak zorunda kalmamış olacak. İstifa ettiğini açıklayan Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'ın işi çok zor. Yapılması gereken çok iş var. Görevi bırakmadan önce elimden geldiğince bitirmeye çalışacağım. Senato'daki Demokrat Partililer geçtiğimiz hafta kürtaj hizmeti veren kadın sağlığı klinikleri Planned Parenthood'un fonlarının kesilmesini öngören yasayı engelledi. Hükümet fonlarının süresini Aralık ayına kadar uzatan geçici yasa üzerindeki oylama ise dün başladı. Tüm meslektaşlarımı hükümetin açık kalmasını garanti edecek yasayı desteklemeye çağırıyorum. Yasanın zamanında Başkan Obama'ya ulaşması durumunda hükümetin kapanması engellenmiş olacak. Ancak başkan adaylığı için yarışan Senatör Ted Cruz gibi bütçe mücadelesini sürdürmeye kararlı cumhuriyetçiler bu süreci yavaşlatabilir. Herkes Washington'dan bıktı, sağ gösterip sol vuran politikacılardan usandı. Demokratların tümü harcama yasasını desteklerken cumhuriyetçi cephede bölünme yaşandığı görülüyor. Hükümet kapanırsa vergi gelirimiz boşa harcanmış olur, ekonomi zarar görür. Hükümetin ve başkanın federal fonlarla ilgili takvimi her yıl aynı. Tarihlerde hiçbir değişiklik yok. Uzmanlar, Kongre'de kutuplaşmanın zirveye çıkmasıyla hükümet harcamaları düellosunun daha sert geçtiğini söylüyor. Giderek artan büyük görüş aralıklarına düşen partilere ulusal arenada seçmenlerin önünde farklılıklarını sergilemek son derece cazip geliyor. Senato'da harcama yasasına ilişkin nihai oylama yarına kadar yapılmayabilir. Bu da John Boehner'a büyük kutuplaşma içinde olan Temsilciler Meclisi'nden yasayı geçirmek için birkaç saat kazandırabilir. Eda Dikmen, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız bir yayın daha burada sona eriyor. Yarın akşam yine birlikte olmak umuduyla Amerika'nın Sesi Türkçe ekibi olarak hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.